وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. El-Milal ve Nihal'den okumaya devam ediyoruz. Mutezile'deyiz. Yedinci fırka olarak El-Murdariye'yi alıyor. Murdariye, Ashabu İse ibn-i Sabih, Sabih'in El-Mükenne bi Ebi Musa. Ebu Musa künyeli İsa bin Sabih'in taraftarlarıdır. El Mulakkab bil Murdar, Murdar diye de lakaplanmış, lakabı Murdar olan İsa bin Sabih, Ebu Musa el Murdar, Rahibul Mu'tezile zühdünden dolayı diye anılan Murdar da aslında Farsça Murdar, Türkçe'de de kullanıyoruz, piskir anlamlarına geliyor. Niçin buna murdar denli ya da mur, ama Arapça'da şey demek, yani şey net değil, niçin murdar şeyi nereden geliyor bilgimiz yok. Vakat telmeze li Bişr ibn-i Mu'temir, Bişr bin Mu'temir'e öğrencilik yapmıştır. Telmeze ve ahazel ilme minhu ve tezehhede, ilmi Bişr bin Mu'temir'den geçen hafta okumuştuk, almış ve zühd hayatı yaşamıştır. Ve yüsemme rahibul mu'tezile, mu'tezilenin rahibi diye anılır zühdünden dolayı. Ve innema inferada an ashabihi bi mesaile, bazı meselelerde ashabından, mu'tezileden ayrışmıştır. Bunlar şimdi zikredecek. Birincisi el ula minha, bunlardan birincisi kavluhu fil kader. Kaderle ilgili şu düşüncesi sözüdür. İnna Allahe Teala yakdiru ala en yekzibe ve yazlime. Allah Teala yalan söylemeye, zulmetmeye gücü yetendir, kudret sahibidir. Yalan söylemeye ve zulmetmeye gücü yeter. Velev kezebe ve zalime kâne ilahen kâziben zalimen. Şayet yalan söylese ve zulmetse Allah o zaman yalancı, zalim bir ilah olurdu. Teala Allahu an kavlihi, yani Allah Teala tabii ki Şehristani bu sözünden münezzehtir diye tebriğede bulunuyor. Fakat burada bu Ebu Musa Murdar'ın, İsa bin Sabih'in şeyi aslında biraz bu kudret, Allah'ın kudreti ne göstermek için, Allah'ın hani kudretini sınırlayamazsın. İstese Allah yalanla söyleyebilir, zulmedebilir. Bu tabi onda bunu yapabilme kudreti vardır anlamında, yoksa kazık ve zalim olduğunu söylememiş oluyor. Böyle garip bir hani bu kudret temelli, kudretin merkezi alan bir yaklaşım dile getirince böyle garip şeyler çıkabiliyor. Vesaniyetu, ikinci ayrıştığı nokta, kavluhu fit tevellüd misle kavli üstazi. O da üstazı Bişir bin Mu'temir gibi tevellüd fikrindedir. Tevellüd yani neydi? Bir fiilin aslında bir yerde iki failinin olması gibi. Yani bizim yaptığımız fiilden dolayı başka bir fiil başka iş yapıyor. Mesela ben taş atıyorum. Taş atma benim eylemim ama cam kırılıyor. Bu camı ben kırmadım, aslında attığım taş sebebiyle kırıldı. Ya da anahtarla açıklamıştık. Kapıyı, ben anahtarı deliğe sokuyorum kapıyı açmak için. Çeviriyorum ama aslında orada o mekanizma onu açıyor gibi. Yani burada iki fiil, sanki iki fail varmış gibi de anlaşılabilir. Bu burada şimdi demiş ki ve zâd aleyhi bi en cevveze bi ku'a fi'lin vâhidin min fa'ileyn alâ sebil-i tevellüd. O bu tevellüd fikrine şunu ilave etmiş: bir fiilin iki failden tevellüd olarak, yani birisi dolaylı mübaşaraten, diğeri mütevelliden dolaylı olarak çıkmasını caiz görmüş. Alâ sebîl-i tevellüt diye.
Şimdi normalde aslında bu şu dipnottan onu da şey yapıyor. Şimdi şu dipnotta diyor ki Hakka Ebu Zufer'an el Murdar ennehu ecaze vuku'a fi'lin vahidi min fa'ileyni mahlukayn ala sabili tevellüt. Murdar demiş ki bir fiilin iki mahluk failden tevellüt yoluyla çıkması caizdir görüşünü nakletmiş Ebu Züfer. Fakat ma inkarihi ala ehli sünneti. Ama çelişkiye bak ki bu ehli sünnetin şu görüşünü de inkar ediyor. Kabul etmiyor. Ne o? Ma ecazuhu min vuku'u fiilin min fa'ileyni ahadihima halikun ve lâhar muktesib. Halbuki ehli sünnette de aslında ister cüz'i irade diyelim Maturidilikteki ya da eşarilikteki kesb anlayışı diyelim. Yani bir yerde iki fail var gibi. Bir yaratıcı Allah yaratıcı olarak, kul da onu müktesip olarak. Burada da iki fail var. Ehli sünnetin bu yaklaşımını inkar ediyor. Ama kendisi buna benzer bir fiil, yani benzer bir düşünce serdediyor diye burada da onun çelişkisini dipnotta dile getirmiş oluyor. Demek ki neymiş? Bir fiilin iki failden tevellüt yoluyla çıkması mümkündür diyormuş. Es-salisetu, üçüncü görüşü kavluhu fil Kur'an Kur'an-ı Kerim'le ilgili görüşüdür. İnnen nâse kâdirûn alâ mislil Kur'ânî fesâhaten ve nazman ve belâgatın. O insanların fesahat, nazım ve belagat yönüyle, yani fesahat çok açık selis bir Arapça, nazım yönüyle ve belagat yönüyle insanların Kur'an-ı Kerim'i gibi, Kur'an-ı Kerim benzeri bir kitap ortaya koyabileceklerini düşünüyormuş. Bu hani Nazzam'ı görmedik galiba. Nazzam'ın da böyle şeyi vardı. Ha, Nazzam'ı gördük. Nazzam'ın da vardı böyle. Yapabilir ama Allah buna izin vermemiştir diye bir sırfe düşüncesi. Hani Allah bundan yapamayacakları için değil de Mutezile içinde böyle yaklaşımlar var. Yapamayacakları için değil, Allah bundan men ettiği için yapamazlar. Ama bu da diyormuş ki insanlar bunu yapmaya kadirdirler diyormuş. Ve huvellezî bâle, belki bunu söylemiyor çünkü bu tür Mutezile alimlerin bir kısmının kendilerine nispet edilen kitaplar elimizde ise ya da Mutezile alimlerin eserlerinden net görebiliyoruz ama daha çok diyelim ki çok hakkında fazla bilgi sahibi olmadığımız Mutezile alimlerin görüşleri işte burada bizim makalat eserlerinde iki dolaylı eserlerden hareketle öğrenebiliyoruz. O da belki çok sağlıklı olmayabilir yani görüşü tam net bize gelmemiş olabilir. Mesela burada belki devamında sırfeyi bu da söylüyordur. Yani Nazlam gibi Allah yapabilir insanlar ama Allah onları men etmiştir diye belki diyordur. Onu bilmiyoruz. Allah alem. Ve huvellezî bâlega fil kavli bi halkil Kur'an. Kur'an'ın yaratılmış olduğu fikrinde de çok aşırıya gitmiştir. Murdar. Ve keffera men kâle bi kıdemihi. Onun kadim olduğunu, Kur'an'ın kadim olduğunu söyleyeni tekfir etmiş. Bennehu kad esbete kadimeyni, iki kadim varlık kabul ettiği için kafir oldu diye hüküm vermiş. Ve keffera inen men labese sultan, labese yulabi, sultanla böyle oturup kalkan, sultana çok yakın yöneticiye arkadaşlık yapan, sultanın sofrasına oturan denir ya, sultanın sofrasına oturan ona yakın olan yöneticileri tekfir etmiştir. Ve zaame ennehu la yeris ve la yuras, ve o sultanın, yöneticinin mirasçı olamayacağını, varis olamayacağını, miras da bırakamayacağını iddia etmiştir, düşünmüştür. Ve keffara eyden men kâle inne a'mâle libâdi mahlûkatun lillâhi teâlâ, kulların fiilleri Allah'ın yarattığıdır. Yani insan fiillerinde sorumlu değildir. Kendi fiillerinin yaratıcısı değildir. Allah'ın yarattığıdır diyenleri tekfir etmiştir. وَمَنْ قَالَ اِنَّهُ يُرَى بِالْأَبْصَارِ, Allah'ın
Görülebileceğini, rü'yete inananları yine tekfir etmiştir. Kim görülebileceğini söyleyenlere inananları. Ve gala fi ettekfiri hatta kale, hatta tekfirde çok aşırıya gitmiş. Hatta kale hum kafirune fi kavlihim la ilahe illallah. Yani onlar hatta böyleleri la ilahe illallah sözlerinde bile inkarcıdırlar bu düşünceleriyle. Fakat se'elehu İbrahim ibnu es-Sindi merraten an ehlil ardı cemiyen, diyor ki İbrahim bin Sindi bir kere ona yeryüzündeki insanların cemiyen durumunu sordu. Bu İbrahim bin es-Sindi bin Şahik veliyil Kufe vel Cahiz yer bi anhu kesiran fi kutubihi, bu Kufe yetkilisi sorumlusuymuş. Ona sormuş, insanların durumunu sormuş. Fekefferahum, onların hepsinin kafir olduğunu söylemiş. Yeryüzündeki insanların diğerlerinin. Ve akbel aleyhi İbrahim'u ve kal, İbrahim ona yaklaşıp demiş ki el cennetü leti arduha semavatu vel ardu, genişliği gökler ve yer kadar olan cennet, la yedhuluha illa ente ve selasetun vafakuke. Yani demiş ki göklerin genişliği gökler ve yer kadar olan cennete anlaşılan sen ve sana muvafakat eden, seni onaylayan üç kişiden başkası girmeyecek diye onunla dalga geçmiş. Bunun üzerine o da fehaziye ve lem yahir cevaben hara yahiru, bu yahir istefa yastati'u anlamında. Yani o bunun üzerine cevap veremedi. Sustu diye onun efendim tepkisinin böyle olduğunu dile getiriyor. Yani Haziye öyle utandı, dediğinin saçma olduğunu da farkına vardı. Fakaziye velem yahir cevaben, bir cevap veremedi. Vakat telmeze lehu eydan el Ca'feran ve Ebu Zufer ve Muhammed bin Süveyd. Cafer bin Harp ve Cafer bin Mübeşşir, bu Mutezile'de Caferan dendiği zaman bu ikisi anlaşılır. Bu iki Cafer, bu onlar da gelecek zaten. Ona talebelik yapmışlardır. Ebu Züfer, Muhammed bin Süveyd, buna öğrencilik yapmışlardır. Ve sahibe Ebu Cafer, Muhammed ibnu Abdillah el-İskafi ve İsa ibnül Heysem ve Cafer ibnül Harbin el Eşec. Yine ve bu sahibe Ebu diyor. Yani Ebu Cafer Muhammed bin Abdullah el İskafi, bu da meşhur Mutezili, Bağdat Mutezilesinde. Bu Murdar da, Ebu İsa el Murdar da Bağdat Mutezilesinden. Ebu Cafer Muhammed İsa Ebin Heyşem, Cafer bin Harb el Eşeç, bununla arkadaşlık yapmışlardır, arkadaşlarıdır. Ve hakel Ka'biyyü anil Ca'farayn. Ve yine Ka'bi bu iki Cafer'den şöyle hikaye eder. Ennehuma kala, bu ikisi dedi ki, yani Cafer bin Harb ve Cafer bin Beşir, İnna Allah Teala halakal Kur'an fil levhil mahfuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i levh-i mahfuzda yarattı. Ve la yecuzu en yenkule. En yunkale ya da. Yani Kur'an'ın nakledilmesi ya da yenkulel Kur'an'ı, Kur'an'ın gitmesi caiz olmaz. İz çünkü yastahilu en yekune şey'ul vahidu fi mekaneyni fi haletin vahidetin. Çünkü tek aynı anda, aynı halde, tek bir halde bir şeyin iki mekanda olması mümkün değildir. وَمَا نَقْرَأُهُ فَهُوَ هِكَايَةٌ عَنِ الْمَكْتُوبِ الْاَوَّلِ فِي الْلَوْهِ الْمَحْفُوظِ. Bizim okuduğumuz, yani diyorlar ki Kur'an-ı Kerim şimdi levh-i mahfuzda ise levh-i mahfuzda. Bizim okuduğumuz Kur'an, yani Kur'an hem levh-i mahfuzda aynı anda hem de iki yerde olmaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzda Allah tarafından yaratıldıysa oradadır. Bizim okuduğumuz Kur'an ise
Hikayetun anil mektubi yani lehvi mahfuzdan yazılmış olanından okuyoruz biz lehvi mahfuzdakini. Ve zalike fi'luna ve halkuna, bu bizim fiilimiz ve yaratmamız oluyor. Dolayısıyla hani Kur'an mahluk durum bir başka açıdan da yine ifadesi olmuş oluyor. Murdar açısından. Kale ve huvellezi ihtarahu min el ekvalil muhtelifeti fil Kur'an. Bu tabi şey şurada Ka'bi'den almıştı. Yani Ka'bi daha doğrusu iki Cafer'den nakilde bulunmuştu. Onlar böyle diyorlarmış dedi. Sonra dedi ki ve huvellezi ihtarahu min el ekvalil muhtelifeti fil Kur'an. Yine bu murdar da bu Kur'an'la ilgili bu tür farklı görüşleri ve sahiptir diyor. Ve kâle fi tahsinil akli ve takbihi, husun ve kubuh meselesinde aklın bir şeyi güzel ve çirkin olarak görmesinde, hüküm vermesinde ilgili de şunu demiş. İnnel akle yucibu marifetallahi teala bi cemi'i ahkamihi ve sıfatihi kable vurudu şer'i. Akıl Allah Teala'nın marifetini yani Allah'ın bilinmesini gerekli kılar, zorunludur. Akıl gerekli kılar. Bi cemi'i ahkamihi ve sıfatihi. Kable vurudu şer'i. Şeriat gelmeden, kitap, peygamber, bir nas gelmeden önce de akıl Allah Teala'nın varlığını tabii bütün ahkam ve sıfatlarıyla ilgili de hepsini gerekli kılar. Normalde hatırlarsanız bu marifetullah Maturidilere göre aklen vacip, eşarilere göre ise şer'an vacipti. Aklen caiz olması, caiz akıl da bilebilir ama şeriat olması gerekir Allah'ın bir yaratıcının varlığı için. Maturidiler yeterli deliller olduğu için kainatta Allah'ın varlığını akıl bulabilmeli, aklen vaciptir diyorlardı. Burada ama Murdar'ınki biraz daha ileri. Akıl Allah Teala'nın marifetini, bilgisini, yaratıcının bilgisini bütün hükümleriyle ve bütün sıfatlarıyla da şeriat olmadan, nas olmadan da gerekli kılar diyor. Ve aleyhi ya'leme ennehu in kasara ve lem ya'rifhu ve lem yeşkurhu aqabahu ukubeten daimeten fe esbetne taklide vaciben bil akıl. Yani diyor ki aleyhi alel insan ona vacip olur. Aleyhi ya'lem onun üzerine vacip olur. Neyi bilmesi gerekir? Ennehu in kasura. Yani şayet o bir kusurda bulunursa ya da kasara yani kusur gösterirse ve lem ya'rifu eğer bir şey yani yapamazsa Allah'ı bilemezse ve ona teşekkür etmezse akabahu ukubeten daimeten daimi bir azapla onu cezalandıracağını bilmesi gerekir. Böylece diyor fe esbetna et-taklide vaciben bil akli biz aklen vacip olduğunu yani şeyin cennet ya da cehennemde ebediliğin aklen vacip olduğunu da ispat etmiş olduk diyormuş Ebu Musa el-Murdar. Sekizinci fırkamız Es-Sümamiye, Sümame bin Eşras Ennemiri'nin Sümame de yine Bağdat Mutezile ekolünden şeyin Murdar 226 841 vefatlı. Sumame de 213 828 vefatlı. Bu da meşhur Mutezililerden. Harun Reşit ve Me'mun zamanında yaşamış. Ashabu Sumame İbni Eşras'ın el-Nemiri kâne câmi'an beyne sehâfeti din ve hilâ'aten nefsi. Bu Sumame İkide ne diyor? Ebu Man min kibaril mu'tezile. Evet. Kâne lehu ittisalü min reşid sümme bil me'mun. Yani Harun Reşit'le bağlantısı vardı. Harun Reşit'in meclislerinde bulunurdu. Sonra me'mun zamanında min telâmizihi el-câhis.
Evet, Cahız da meşhur öğrencilerinden Sumame'nin. Sehafeti din, beyne sehafeti din, dini konularda biraz alaycı, dini konularda alaycı. Hilaaten nefiste biraz da hilaatun nefs, yani hali şeyim, ahlakı düşük, yani ahlakı zayıf, zayıf karakterli bir kişiydi. Sumame bin Eşraf. Ma itikadihi bi enel fasika yahludu finnar. Yani kendisi her ne kadar fasık cehennemde ebedi kalır, ebedi kalır. İzamat ala fıskihi min gayri tevbetin, tevbe etmeksizin eğer fıskı üzere ölürse cehennemde ebedi kalır. Demiş olsa da ve huve fi hali hayatihi fil menzileti beyne menzileteyn. Yani o böyle hani din konusundaki alaycı yaklaşımı, zayıf karakterli biri olmak sebebiyle aslında kendisi diyor iki menzilden bir menzil, beynel menzileteyn aslında kendi hayatında, ama böyle de bir düşüncesi var diyor, işte fasık ve bedidir eğer fıskından tövbe etmeden ölürse ebedi kalır diyordu, ama kendisi de hani çok da düzgün değildi anlamında. Onun şeyine, çelişkisine dikkat çekiyor hayatından hareketle. Ve enfaradan ashabihi bir mesela ile ashabından, diğer mutezillerden bazı görüşleri itibariyle ayrışır. Minha kavluhu, şu sözü bunlardandır. İnnel ef'alel mütevellidete, dolaylı diyelim, bu mütevelli diye, yani mübaşir direkt değil de mütevellit, doğarak sonradan senin yaptığın bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan dolaylı fiillerin ya da mütevellit fiillerin la faile leha, failinin olmadığını söylüyordu. Mütevellit fiillerin bir faili yoktur. İs çünkü lem yumkinhu, lem yumekkinhu idafetuha ila failin ila faili esbabiha. Çünkü ya da lem yumkinhu idafetuha ila faili esbabiha. O fiilin sebebini işleyen kişiye izafeti mümkün değil. Yani bir faile izafesi mümkün değildir. Hatta yelzemehu, yani onu ilzam edebilsin. En yudifel fi'le ila meyyitin. Mesela bir fiilin bir ölüye izafesi gibi. Mislema izafa ale sebebe, mesela bir kişi bir sebebi işlese, fiil yapsa, ve mate ve ölse, ve vecedel mütevellide ba'dehu, bu mütevellide, yani o doğan fiil de, o ölü kişi öldükten sonra fiil ortaya çıksa, ve lem yumkinhu idafetuha ilallahi teala. Yani bunun gibi bunun Allah'a izafesi de mümkün değildir. لِأَنَّهُ يُؤَدِّي اِلَى فِيلِ الْقَبِيهِ. Bu çirkin bir fiile götürür çünkü. وَذَٰلِكَ مُحَالٌ Allah için. فَتَحَيَّرَ ف۪يهِ. Yani bu تُحَيَّرَ ف۪يهِ ya da تَحَيَّرَ ف۪يهِ. Yani bu فَتَحَيُّرٌ ف۪يهِ ya da diyelim. فَتَحَيُّرٌ ف۪يهِ. Yani bu yok, فَتَحَيَّرَ ف۪يهِ. Bu konuda şaşkınlık içerisinde, yani hayrandır, hayran. Hayran, yani Sadi Hüdayi diyor ya, hayran, hayrandır, şaşkındır, kendinden geçmiş ve tahayyara, bu konuda şaşırdı, bocaladı, efendim kendinde değil diyor. Ve kale el mütevellidatu ef'alun la fa'ile leha, yani diyor ki bu mütevellidat sonradan dolaylı olan fiiller faili olmayan fiillerdir diyormuş efendim Sumame bin Eşras. وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمَجُوسِ. Yine onun kafirler, müşrikler ve mecus ve yehud ve nasara ve zanadık ve dehriye, işte küffar, müşrikler, mecusiler, Yahudi, Hristiyanlar, zındıklar ve dehriye, dehriler, ateistler, materyalistler için
söylediği innehum yasirûne fil kıyameti turâben, bu da yine garip sözlerinden biri. Bunlar kıyamet günü toprak olacaklar. Ve kezâlike kavluhu fil behâimet duyur ve atfâlil müminin. Aynı şekilde yırtıcı hayvanlar, kuşlar ve çocuk, müminlerin çocukları da toprak olacaklar şeklinde böyle efendim garip görüşü varmış. Bu evet yani şurada dipnotta şey var. Hani bu din konusunda biraz alaycı derken dipnotta şurada bir şeyler söylüyor. Mesela şurada minel mahfuz anhu, ondan gelen şeylerden birisi el meşhur ennehu ra'a kavmin yeteadavne yevmel cum'at ilel mescid li khawfihim fawta s-salah fe kâle unzuru ilel bakar unzuru ilel hamir sümme kâle li raculin min ihvanih ma sana'a hâdel arabiyyu min nas. Yani mesela şurada insanlar bu cuma günü mescitte şey yapıyorlarmış, namaz kaçacak diye bir endişe, kavga, gürültü içinde olunca bu da demiş ki şeye bakın, ineğe bakın, eşeğe bakın. Sonra kendi adamlarından birine de ma sana hadal arabiyyu bin nas, bu Arap bu insanlara ne yaptı diye, yani haşa sanki Hazreti Peygamber aleyhisselam bu insanları ne hale getirdi diye böyle bu tür şeyler isnat ediliyor Sumame'ye. Sümame bin Eşrası. Evet ve minha kavluhu, şurayı okuduk. El istita'atu hiye selametu ve sıhhatul cevarihi ve tahliyetuha min el afat ve hiye kabl el fi'l. İstita'at yani bir şeyi yapabilme güç kudreti, o onu şeye hasrediyormuş yani sadece. İstita'atı normalde bir bu istitaati ne olarak görüyormuş? Organlarımızın, azalarımızın sıhhat ve selamet içerisinde olması ve afetlerden, işte gözün kör olmaması, kulağın işitmesi, sağlıklı duyması gibi bu tür organların sıhhat ve selameti olarak sadece açıklıyor. Vahiy kabler fiil, o da fiilden önce yani insanda var, yaratılmış, yaratılırken var diye. Bir de istitaatın bir de bizim diğer fiiller yani organlar değil de mesela bizim dinamik olarak işte benim bir yerden bir yere gitmem, yürümem, yürümeyi istemem, bir başka bir şey yapmam gibi o tür fiiller de biliyorsunuz istitaat içinde, ama bu sadece istitaati bu organlara hasediyormuş. Ve minha kavluhu, yine onun ayrıştığı fikirlerindendir. İnnel marifete mütevellidetun minel nazar. Marifet yani bilgi nazardan doğmuştur. Nazar ve istidlal, nazar ile yani inceleme araştırma sonucu ortaya çıkmıştır bilgi. Ve huve fi'lun la fa'ile lehu kesâil mütevellidat. Bu da yine faili olmayan bir fiildir. Diğer mütevellidat gibi. Ve minha kavluhu fi tahsinil akli ve takbihi ve icabil marifeti kable vurudu sem'i misle kavli ashabihi. Yine onun husun kubuh meselesinde aklın bir şeyin güzelliğine, çirkinliğine, helal ve haramlığına hüküm vermesi, marifetin zorunlu, marifetullah yani Allah bilgisi nin şeriat olmadan da, nas olmadan da vacip oluşu gibi fikirlerde aynı ashabı gibi, mutezile gibi düşünüyor. Gayra ennehu, fakat şu kadar var ki zâde aleyhim, onlara şunu ilave etmiştir. Hani şu yukarıdaki innel marifete mütevellidetun minen nazar, orada yine marifeti biz marifetullah olarak anlayalım, nam-ı tarifli. Yani Allah'ı bilmek de yine nazar sonucu ortaya çıkar. Yani düşünüp taşınmakla anlamında. Evet, neyi ilave etti? Gayra ennehu zâd aleyhim, fekâle şöyle dedi. Minel küffâri men la ya'lemu hâlikahu ve huve ma'zûrun. Kafirlerden yaratıcısını bilmeyen mazurdur.
diyormuş. Yani kafirlerden yaratıcıyı bilmeyen mazurdur. Tabi herhalde şey kable burudüssem kısmı ile ilgili diyor. Ve kâle innel ma'arife kullaha daruriyetun, bütün ma'arif bilgiler zaruridir. Ve in men lem yastarra ila ma'rifetillahi subhanahu ve teala feleyse huve ma'muran bihi. Ve inne men, o zaman ve inne kim, ve inne men kim ki lem yastarra ila ma'rifetillahi subhanahu ve teala, yani Allah Teala'nın bilgisine ulaşamazsa kim, yani bu bilgiye bir şekilde ulaşamadı, o zaman o feleyse huve me'muran biha bil ma'rifeti, ma'rifette memur değildir. Ve innemâ halaka lil ibreti ve suhreti kesairil hayy, innemâ halika. Böyle birisi de yani mükellef değildir aslında diyor. Mükellef değildir. Yani kim Allah'ın bilgisine, bu şeye ulaşmazsa böyle biri me'mur değildir, mükellef değildir. Çünkü ve innemâ hulika lil'ibrati ve suhrati kesairil hayvan. O da yani ibret olsun diye, ibret olsun diye yaratılmıştır. Efendim, suhra da artık burada musahhar kılınmış. Yani hulika lil'ibrati ve suhra. Yani o da her şeyin insana musahhar kılınması, musahhar kılınmış. Bu şekilde ibret için yaratılmıştır. Diğer canlılar hayvanlar gibi diyormuş. Marifete ulaşamayan kişi için. Ve minha kavluhu, yine onun sözlerindendir. La fi'le lil insani illa'l irade, illa'l iradetu. İnsanın iradeden başka bir fiili yoktur. Cinsini nefyeden la yaptık burada. İsmi mansup haberin var bu yani. Ve ma adaha fehuve hadesun la muhdise lehum. İrade dışındaki her şey hadestir, hadistir. La muhdise leh, bunun bir muhdisi yoktur. Ve hakka İbnü'r-Ravendiyyu anhu ennehu kal. İbnü'r-Ravendi de ondan şunu anlatır, hikaye eder. El-âlemu fi'lullahi teâlâ bitibâ'ihi. Alem Allah'ın Allah'ın zatının bir sonucudur. Yani Allah'ın tabi Allah olmasından dolayı tabi bir sonuç olarak alem Allah'ın fiilidir. Bitibaihi tabi bir sonucu olarak. Ve leallehu arada bizalike, belki de o bu düşüncesiyle neyi kastetti, yani alemin Allah'ın taban, hani taban doğuştan zorunlu olarak Allah'ın varlığının bir sonucu fikriyle, belki de o ma turiduhul felasifetu min el icabi bizzat dune el icade ala muktazal irade, yani iradesi muktezasınca, gereğince icat etmeksizin, yaratmaksızın Allah'ın zatının bir gereği, icab-ı zat. El-icab bizzat, yani zatının gereği, Allah'ın zatının gereği bir sonucu olarak alem vardır diyormuş filozoflar. Bu yoksa Allah'ın iradesiyle icat ettiği değil, Allah'ın iradesiyle, iradesi gereği icat ettiği değil, Allah'ın zatı gereği var olan. Dolayısıyla lakin yelzemuhu ala i'tikadihi zalik ma lezime'l felasifete min el kavli bi kıdemil alem. Eğer diyor bu böyleyse, yani bununla Şehristani diyor, bununla filozofların dediğini icap bizzatı kastediyorsa, yaratma olmaksızın, icat olmaksızın, o zaman nasıl filozofları bu düşünceleri sebebiyle alemin kıdemini gerektiriyorsa, bu düşünce onları alemin kıdemine götürdüyse, çünkü izil mucib la yenfekku anil mucib. Çünkü mucib sonuç, la yenfekku anil mucib, sebepten ayrı değildir. Yani sebep halk edenden, efendim, sebep sonuçtan ayrı olmadığına göre
Allah'ın zatının zorunluluğu o gereği ise, o zaman alemin kıdemi düşüncesi nasıl filozoflar için gerekliyse, bu düşünceyi onları ilzam ediyorsa, aynı şey efendim Sumame içinde geçerlidir. Yani Sumame bin Eşras da bu düşüncedir anlamına gelir diyor. Tabii demin de söylediğim gibi, mesela İbn-i Raben bir eski Mutezili, Mutezillikten kovulduğu için, yani gerçekten öyle düşünüyor mudur? Onu tam bilmemiz mümkün değil. Yani farklı metinlerden de baktık, belki kontrol etmek lazım. Ekâne Sumâmetu fî eyyâmil me'mûn. Sumâme me'mûn zamanında yaşamıştır. Zaten Vâsık Mu'tasım ve Vâsık döneminde yaşamadığını, o döneme ait kayıtlar yok çünkü. Ama Harun Reşit zamanında, tabii Harun Reşit zamanında bir ara gözden düşüyor, hapsedildiği de var, ama yine tekrar Harun Reşit'in sarayında bulunduğunu biliyoruz. Özellikle Me'mun zamanında yaşamıştır. Ve kâne indehu bi mekânin, onun yanında bir efendim yeri de vardı. Değerliydi diyor. 37 oldu. Hişamiye'yi de isterseniz okuyalım, öyle bitirelim. El-Hişamiye, bu da Hişam bin Amr el-Fuvati, 9. Mutezile fırkası olarak zikretti. Dersiniz. Ashab-ı Hişam ibn Amr el-Fuvati, bu Futi olarak da zaptı var, ama Fuvati daha çok tercih edilen. Hişam bin Amr el-Fuvati'nin taraftarlarıdır. Ve mübalağatuhu fil kaderi, onun kaderle ilgili mübalağası, abartısı, eşeddu ve ekseru min mübalağat ashabihi, diğer mutezililerin arkadaşlarının kinden daha fazladır, daha fazla abartmıştır yani kaderle ilgili yaklaşımı. Bu Hişam bin Amr el-Fuvati ile 218 vefatlı, 833 yapıyor. Yani tam Me'mun'un artık son, 832 vefatlı olana yüksek, Me'mun'un son zamanları. Bu da Basra ekolüne mensup. Mutezile'nin Basra, Sumame ve Murdar Bağdat ekolüydü. Bişir Mu'temir de Bağdat'tı. Bu Hişam bin Amr el-Fuvati Basra ekolünden. Ve kâne yemtani'u, bu daha aşırıya gitmiştir diyor, mübalağa etmiştir kaderle ilgili. Ve kâne yemtani'u min itlâk idâfâti ef'alin ilel-Bâri Teâlâ, diyordu ki fiilleri Allah Teala'ya izafe etmeyi yasaklıyordu. Yemtani, sakınıyordu kendisi. Ve in varada bihet tenzilu, bu konuda ayet-i kerime olsa bile fiillerin Allah Teala'ya efendim izafesinden sakınıyordu. Mesela minha kavluhu inna Allaha la yu'allifu beyne kulubil mu'minin, Allah Teala kulların, müminlerin kalplerini telif etmez, bir araya getirmez diyordu. Bel humul mu'telefune bi ihtiyarihim, ve kad varada fit tenzil. Onlar kendi ihtiyarlarıyla mu'telefun, yani birbirlerinin kalplerini bir yakınlaştırırlar. Allah yapmaz. Halbuki ayet var diyor. Ma ellefte beyne kulubihim velakin Allah ellefe beynehum. Sen onları birleştirememiştin de Allah Teala onları bizzat diyor ellefe beynehum, aralarını buldu, kalplerini yakınlaştırdı diye. Yani ayet olmasına rağmen Allah'a fiil efendim izafe etmemek için bundan sakınıyorduk. Minha kavluhu inna Allah la yuhabbibu liman ilel müminin. Allah Teala kullarına imanı sevdirmez. Ve la yüzeyyinuhu fi kulubihim, kalplerinde onu süslü göstermez diyordu. Halbuki vakat kâle Teala habbebe ileykumul imâne ve zeyyenehu fi kulubikum.
Allah imanı size sevdirdi ve onu kalplerinizde güzel gösterdi ayetine rağmen böyle bir şey vardı. Ve mübalağatuhu fi nefi idafati et-tab'i vel-hatmi ve's-seddi ve emsalihâ eşeddu ve as'ab. Yani yine onun tab'ı mühürlemek yani hatım, sed, engel olmak gibi ayet-i kerimelerde geçen bu ifadeleri bile Allah Teala'ya izafe etmemek için, izafe değil, nefh için mübalağası eşeddu ve as'abu, mübalağa müptelaysa eşeddu haber, daha şeydir yani abartılıdır, zordur, izahı zordur, serttir. Vakad varada bi cemi'iha tenzilu. Halbuki hepsiyle ilgili de tenzil, vahiy varid olmuştur. Örnek veriyor. Kâle Allahu Teala hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir diyor. Kendine izafe ediyor. Bu reddediyor. Ve kâle bel taba'allahu aleyha bi kufrihim. Allah küfürleri sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Yine taba'a. Bunu inkar ediyor. Ve kâle ve ce'alnâ min beyne yedihim sedden ve min halfihim sedden. Biz onların önünden arkasından bir engel koyduk, set koyduk. Ve leyte şa'ri. Yani Subhanallah diyor. Şeyini bu artık şaşkınlık ifadesi Şehrestani'nin. Ma ya'takiduhur racun. Bu adam neye inanıyor böyle? Ve Subhanallah. İnkaru elfazı tenzil. Vahyin lafızlarını inkar ve kevnuha vahyen min Allahi Teala, yani bunlar Allah'ın vahyi iken tenzilin lafızlarını inkar etmek, bu nasıl bir şey? Ma ya'takiduhu'r raculu, bu adam neye inanıyor böyle? Ve yekunu tasrihan bil küfür, yani bu küfrü açıkça tasrih etmek değil mi, olmaz mı diye şaşkınlığını dile getiriyor. Ev inkaru zavahiriha min nisbetiha ilel bari teala ve vücubu te'biliha. Ya da yani bu böyle değil midir? Ya da bunların zahirlerini inkar edip yani zahiri de anlaşılan inkar edilip de Allah Teala'ya nispetini tevilini mi kastediyor acaba bu? Yani bunu anlamaya çalışıyor aslında. Bu hani bunları inkar edip de acaba bunlar vücubu tevil tevil edilmesi gerekir diye mi bunu böyle şey yapıyor diyor. Orada ve zalike aynu mezhebi ashabi, o da diyor işte onun zaten bu tevil meselesi yani tevilse diyor bu zaten onun ashabının mezhebinin kendisidir yani tevil eder çünkü onlar tevil eğer böyleyse belki burada hani biraz sanki kurtarmaya mı çalışıyor Şehrestani diyor bunlar ayet-i kerime olduğu halde bu neye inanıyor böyle? Vahiy olduğu halde bunu inkar, küfür tasrih değil midir? Ya böyle diyeceğiz diyor ya da belki de acaba zahirlerinin Allah'a nispetini nefy edip bunların tevil edilmeleri gerekir mi demek istiyor? Eğer böyleyse bu da aynı mezhebi ashabi zaten kendi ashabının o tezillerin mezhebin ta kendisi de budur diyor. Evet. Ve min bidaihi, yine onun bidatlerindendir ortaya koyduğu. Bid-delaleti alel bari teala, Allah Teala'ya delalet etmesi yönüyle eşyanın kavluhu şu sözü. İnnel a'rada la tedullu ala kevnihi halikan. Yani arazlar Allah'ın bir yaratıcı olduğuna delalet etmez. وَلَا تَصْلُهُ الْاَعْرَاضُ دَلَالَاتٍ Çünkü arazlar delalet için uygun değildir arazlar. بَلِ الْاَجْسَامُ تَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ خَالِقًا Cisimler Allah'ın yaratıcı olduğuna delalet eder. Arazlar değil. Yani bu cisim, cevher, araz biliyorsunuz. İşte cisim
Kainatta yer kaplayan şeydir. Bunun en küçük parcası cevherdir. Cevheri fer cüz-i lâ-i'tecaz'da. Bir de arazlar var. Arazlar da renkler, kokular, tatlar gibi. Yani bir cisim üzerinde gösterebildiğimiz şeyler. İşte bu o arazları, araz arızı zaten. Yani kendi başına var olmayan bir cisim üzerinde görülebilen. Demek bu diyormuş ki bu arazlar uygun değil yaratıcının varlığına. Delalet etmez. Ancak cisimler eder. Bu da diyor ki ve hâdâ eydan acebun. Yani şöyle ben mesela bir aslında hakikaten acebun. Garip bir düşünce. Mesela böyle çok renkli böyle kuşlar oluyor ya hani bir sanat eseri diyorsun. Bir yaratıcının varlığına delalet ediyor. O renk cümbüşü kuşlardaki, tavustaki düşünelim. Mesela oradaki renkler araz. Şimdi nasıl yani onlar delalet etmez de ama o cismin kendisi eder. Yani hakikaten hâdâ eydan acebun, bu da gariptir, şaşılacak bir fikirdir diyor. Ve min bidaihi, yine onun bidatlerindendir. Fil imameti, imametle ilgili bidatlerindendir. Kavluhu, şu sözü, düşüncesi. İnneha imamet, innel imamete la tenakidu fi eyyamil fitneti ve ihtilafin nas. İmamet fitne zamanında, fitne günlerinde ve insanların ihtilaf ettiği zamanda la tenakidu geçerli olmaz, münakit olmaz düşüncesi. Ve innema yecuzu akduha fi halil ittifaki ve selame. İmametin akdi ne zaman caiz olur, uygun şeydir, geçerli olur? İttifak, ihtilaf değil, ittifak ve selamet. Yani barış zamanında ve ittifak anında olur. İnsanların ittifak ettiği zamanda olur. Ve kezalike Ebu Bekir'in asammu min ashabih kâne yekûl. Aynı şekilde Ebu Bekir el-Assam onun taraftarlarından. O da şöyle diyormuş. Kâne yekûl, o da şöyle diyordu. El-imâmetu lâ tenakidu illâ bi icmâil ümmeti an bekrati ebihim. İmamet ancak ümmetin icmaıyla an bekrati ebihim tamamının an bekrati ebihim bir deyim bekrati ebihim tamam yani istisnasız herkesin ümmetin icmaıyla gerçekleşir diyordu. Ve innema erade bizalik, bu Sümame Basra Mutezilesinden demiştik. Hani Bağdat ekolü, Mutezile'nin Bağdat ekolü ve Basra ekolü arasındaki temel ayrım neydi? İmamet yaklaşımı yani Bağdat ekolü biraz Hazreti Ali'yi ön plana çıkarıyor. İmamet-ül Meftul düşüncesinde Ali'yi en üstün görüyor. Ama öncekilerin imametini meşru sayıyordu. İmamet-ül Meftul. Basra ise mevcut sıralamayı doğru buluyordu. Şimdi bu da Basra ekolünden olunca diyor ki innema erade bizalik, bununla Sümame neyi kastetmiştir? İnneme erade bizalik etta'ne fi imameti Ali'yin radıyallahu anhum. Şey, Sümame diyorum, affedersiniz, diyorum Hişamiye. Hişam bin Amr el-Fuvati. Sümame'ye geçtik. O Bağdat çünkü. Hişam bin Amr el-Fuvati bununla erade bizalik, bununla kastetti, murad etti. Et-ta'ne fi imameti Ali'nin radıyallahu anhu. Hazreti Ali'nin imametine bir tağında bulunuyor. Yani imametinin sahih olmadığını murad etmiştir. İza kânetil bey'atu fi eyyâmil fitteti min gayri ittifâkı min cemî'is sahâbe. İza değil de iz olsa daha iyi olur sanki. İz çünkü kânetil bir bey'atu bey'at fi eyyâmil fitteti, bu fitne zamanında olmuştur. Min gayri ittifâkı min cemî'is sahâbe. Sahabenin tamamının ittifakı olmaksızın fitne günlerinde bey'at olmuştur. İz çünkü bakiye fi kulli tarafin haifetun ala hilâfihi. Biz bakiye fi kulli tarafın, çünkü her bir taraftan, her bir cephe, her bir gruptan bakiye taifetun ala hilafi. Yani onun hilafına, efendim, onun muhalefet eden her taraftan bir kısım insanlar bulunmuştur diye bakiye kalmıştır. Taifetunu okuduk, fail yaptık. Bakiye taifetun, araya fasıla girdiği için fiil ile fail arasında bakiyet demedik. Yani bakiyet de dese olur, biz bakiyet taifetun ala hilafi, ama can mecrur girdiği için biz bakiye fi kulli tarafin taifetun kalmıştır, onun ona muhalefet eden bir her taraftan birileri vardır diyor, icma olmamıştır diye
taal etmiş oluyor Hazreti Ali'nin imametini eleştirmiş oluyor diyor. Ve min bidaihi, yine onun bidatlerindendir. Ennel cennete ve nara leyseta mahlukateynil an. Cennet ve cehennem şu anda yaratılmış değildir. Biliyorsunuz cennet ve cehennem ehli sünnete göre yaratılmıştır. Hali hazırda vardır. Ama bu şu anda yaratılmadığını is niçin? Çünkü la faidete fi vücudihime, çünkü ikisinin varlığının cennet ve cehennem şu an itibariyle bir faydası yoktur. Ve huma cemiyen haliyeten mimmen yentefi'u ve yetedarraru bihima. Yani cennetlik ve cehennemliklerden hali olduğu için cennet ve cehennem, çünkü kıyamet günü mahşerden sonra cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gidecek ise şu anda cennet ve cehennemin varlığının bir faydası yoktur. Çünkü ikisi de boşturlar. Mimmen yentafi, cennetten yararlanacak, ev ve yatadarrar ya da zarar görecek cehennemde gidip kişilerden halidirler, boşturlar diyor. Ve bakiyet hazihi meselatu minhu i'tikadan lil mu'tezile. Diyor ki mu'tezilenin de biliyorsunuz cennet ve cehennemle ilgili onlar da bu düşüncede genelde. Cennet ve cehennem henüz yaratılmadı. Mahşerden sonra yaratılacak. İşte diyor bu mesele ondan kaldı. Yani bu Hişam bin Amr el-Fuvati'den Mutezile'ye bir itikat olarak kalmıştır. Onlar böyle düşünürler. Ve kâne yekûlu bil muvâfâti, bir de muvâfâta inanıyordu. Muvâfât. Muvâfât ya da hitam bu da kelamda yani kişinin son anındaki durumuyla ilgili, son anındaki durumuyla ilgili fikir. Şuradan okuyalım. Olmazsa biraz izah ederiz. Yani şöyle hani bir hadisler var ya, kişi işte mümin olarak yaşar yaşar yaşar, son noktada gelir bir hata yapar, kafir olur ya da tam tersi kafirdir, son anda gelir mümin oldu. Yani nedir? Muvafat nedir? İyi, kişinin son nefesindeki durumuna göre muamele görecek ama bu kişi ömrünün büyük bir kısmında mümindi de kafir oldu ya da tam tersi kafir de mümin oldu. Bununla ilgili tartışmalar, bunun durumu. Şimdi bu muvafata inanıyordu Hişam bin Amr el-Fuvati. Ve ennel iman, şöyle diyordu. İman huvellezi yudafil mevte. İman ölüme eşlik edendir. Yani huvellezi, o iman nedir? Yudafil mevte. Ölümle beraber yani ölüme eşlik edendir. Fakale men eta Allah'a cemi'a umri, bir kişi bütün ömrü boyunca Allah'a itaat etmiş olsa ve kad alimallahu ennehu, ve Allah da bilse ki ilmi ezelisiyle ennehu ye'ti bima yuhbitu amalehu, ama bütün amellerini boşa çıkaracak bir iş yaparak ömrü boyunca mümin, ama Allah bildi ki o kişi velev bi kebiratin, bir günahla bile, hani bir büyük günah işlemek suretiyle bütün amellerini boşa çıkaracak bir iş yapsa lem yekun mustahikkan lil vaat, bu kişi vaade yani mükafata, cennetlik olmaya, imanla ölmeye müstahak değildir. Ve kezalike alel aks, tersi de geçerli. Yani kişi ömür boyu isyanda olsa ama Allah onun yapacağı bir şeyle, iyilikle iman üzere gideceğini bilse gibi. Bu muvafat biraz bununla ilgili. Yani ona belki daha şey için okuma yapabilirsiniz. Efendim, İslam Ansiklopedisinde muvafat ve hitam. Son nefes, yani son nefesteki kişinin durumuyla ilgili bu muvafat konusu. O da böyle. Yani diyormuş ki muvafata inanıyor. Hani şu ne demek bu? Sen ömür boyu itaat ettin, mümin olarak yaşadın ama hani badiru bir amali fitenen mi?
İnne racul yu'min yusbih mü'minen ve yumsi kafiren. Sabah mümin, akşam kafir olarak. Ya da hani bir kişi cennetliktir, sonra şaki olur, bir hata yapar, ya da tam tersi. Bunlar var. İşte bu muvafakat konusu içinde değerlendiriliyor. O da buna inanıyormuş ve bunu şeye ters görmüyormuş. Yani o durumu şeye ters görmüyormuş. Ve sahibuhu Abbad minel Mu'tezile ve sahabehu Abbad. Abbad bin Süleyman es-Saymeri bu. Sahabehu, ona arkadaşlık yapmıştır. Abbad, Mu'tezile'den Abbad da bu Hişam bin Amr'a arkadaşlık yapmıştır. Ve kâne yemteni' min itlâkil kavli. Ve yine bu yemteni'u sakınıyordu min itlâkil kavli bi enne Allâhe Teâlâ halakal kâfira. Allah Teala'nın kafiri yarattığı sözünü. Anne Allah Teala halakal küfra mı? Lakal kafira. Allah Teala kafiri yaratmıştır sözünü kullanmıyordu. Kafirin yaratıcısıdır ya da li'ennel kafira küfrün, çünkü kafir küfür demektir. Ve insanın, ve insandır. Vallahu Teala la yahlukul küfra. Ha, Allah küfrü yaratmaz, hani dolayısıyla Allah kafiri yarattı. Çünkü kafir küfürdür. Allah küfrü yarattı, la yahlukul küfra. Biraz yani bu tenzihçi yaklaşımdan dolayı Allah kafiri yarattı denmez. Çünkü o küfürdür, kafir küfür içindedir, insan olsa bile. Allah da küfrü yaratmaz. Yani insan kendisi birinin yaratıcısıdır anlamı. Ve kâle ennubuvvetu cezâun ve kâle ennubuvvetu cezâun alâ amel ve innehâ bâkiyetun mâ bâkiyetid dünya. Ve yine o demiştir ki nübüvvet cezaun ala amel. Yani bir nübüvvet şeyin karşılığıdır. Amelin karşılığıdır. Ve dünya devam ettiği sürece efendim şeyde devam eder. Nübüvvet dünya durduğu müddetçe devam edecektir. Bu da biraz şey, yani bu da çok aslında, yani nebilik devam ediyor anlamında mı? Çünkü demin dediğim gibi, yani bunların tam kitapları da elimizde olmadığı için bu konuda böyle mi düşünüyordu, nasıl düşünüyordu bilmiyorum. Bu da garip bir şey oldu. Yani en-nubuvvet cezaun ala amel, amelin karşılığıdır. Amele karşılık bir şeydir. En-nubuvvet, tabii nubuvvet başka bir şey değil. Ve innehâ bâkiyetun mâ bâkiyeti dünya. Dünya durduğu müddetçe nübüvvet de duracaktır. Bu bende Keylani'nin neşri de var. Orada da yine nübüvvet diyor. Yani başka bir, hani yanlış okumam var ya da onu da bu şekilde, yani bazıları böyle Allahu alem diye, yani ne demek istediğini tam bilemediğimiz bir şey. Devam edelim, biz bitirelim şöyle. Ve hakkel eş'ariyyu, bizim eş'ari bu. An Ubbad Abbad, pardon, Abbad bin Süleyman dedik. Abbad bu ahadur ricalet tabakatı sabiha dedi. Evet. Dipnot bir. Eşari Abbad'dan şunu hikaye eder. Ennehu za'ame ennehu la yukalu inna Allahe Teala lem yezel kailen ve la gayre kail. Eşari de şeyden Abbad'dan onun şöyle dediğini aktarır. Şöyle denilmez. Allah lem yezel kailen, ezelde söyleyendir, ya da ve la gayre kail, söylemeyendir. Yani konuşandır, mütekellimdir ya da değildir, ya da konuşur da denmez, ezelde konuşmaz da denmez.
وَوَافَقَهُ الْإِسْكَافِيُّ عَلَى ذَٰلِكَ قال وَلَا يُسَمَّى مُتَكَلِّمًا. Yani Allah mütekellimdir denmez, mütekellim değildir. Yani kail söyleyen de denmez, söylemeyen de denmez. İskafi de Ebu Cafer İskafi de bu konuda ona muvafakat etmiştir. Ve kâle ve lâ yüsemmâ mütekellimen, o mütekellim diye isimlendirilmez ezelde diyormuş. Şimdi burada hakel eş'ariyyu an Abbad dedik. Burada eş'ari Abbad'dan, Abbad'ın düşüncesi gibi anlaşılıyor sanki bu. Ha, evet. Ke'enne Abbaden kâne yekûlû. Evet. Abbad'ın düşüncesi bu. Yani burada halbuki şeyi anlatıyordu bize. Hişam bin Amr el-Fuvati'yi, ama Abbad'a arkadaşlık yaptı deyince herhalde Abbad es-Saymeri'den de Abbad bin Süleyman es-Saymeri dedik. Nakilde bulunmuş oldum. Son paragrafımız. Ve kâne el-Fuvati yekûlû. Bu Fuvati Futa. Bu Futi de okunuyor demiştim ders başında. Bu kumaş vesaire gibi anlamlara geliyormuş. Efendim, ama daha çok Fuvati, en çok zaptı bu şekilde. Şöyle diyordu. Yakul innel eşya kable kevniha ma'dumetun. Eşya var olmadan önce yoktu diyormuş. Leyset eşya. Yani yokken bu eşya ma'dum idi, yoktu yani, ademdeydi. Leyset eşya, eşya değildi. Ve hiye ba'de en ta'dume an vücudin tüsemma eşya. Bu eşya varlıktan yok oldu, hiçliğe gidince, ademe gidince varlıktan var olmak, yani var olmamadan sonra eşya diye isimlendirdi. Böyle garip. Ne dedi? Eşya var olmadan önce yoktu. Ma'dumdaydı. Evet, eşya ma'dumdur. Eşya değildir. Eşya kaybolduktan sonra, yani varlık aleminden artık ademe geçtikten sonra eşya diye isimlendirdi. Garip bir şey yine bu. Lihâzel ma'nâ kâne yemne'ul kavl. Bu sebeple, yani bu düşünceden dolayı, ve lihâzel ma'nâ, bu düşünce sebebiyle kâne yemne'ul kavle, o men ediyordu şu düşünceden. Bi enne Allah Teala kad kâne lem yezel âlimen bil eşyâi kable kevniha. Allah Teala eşyayı var olmadan önce ezelde biliyordu düşüncesinden men ediyordu. Çünkü li enne helâ tüsemmâ eşya. Çünkü eşya değil. Önce eşya olabilmesi için, çünkü eşya ma'dumdu, ademdi dedi. Eşya olabilmesi için önce var olacak. Var olunca o eşya oluyor. Var olduktan sonra tükenen, biten, ma'duma giden de eşyadır. Ama yaratılmadan önce, var olmadan önce eşya olmadığı için, bu yüzden Allah Teala ezelde eşyayı biliyordu denilmez diyormuş. Kâle ve kâne yecûzul katlu vel gîletu alel muhalifîne limezhebihî. Mezhebine muhalif olanları öldürmek, velgiyle suikast, katletmek, velgiyle suikast düzenlemek mezhebine muhalif olanlara caizdir diyormuş. Ve ahaze envalehum gasben, ya da kâne yecûzul katlu velgîletu ve ahzu envalihim, şeye katlediyoruz. Kâne yecûzul katlu velgîletu ve ahzu envalihim. Ve mezhep muhaliflerinin mallarını almak, gaspen, gasp ederek ve serikaten, yine de hırsızlık yoluyla, li'etikadihi kufrahum, li'etikadihi kufrahum. Yani onların kafir olduğuna itikad ettiği için li'etikadi kufrihim de olurdu, ama burada mastara şey getirdi, li'etikadihi itikadı sebebiyle mastara amel ettirdi, kufrahum. Onların kafir olduğuna inandığı için mallarını gaspen ya da hırsızlık yoluyla almayı, efendim, yine mezhep muhaliflerinin işte öldürmeyi, suikast yapmayı caiz görüyordu. Ve ahzu envalihim ve istibahatu dimaihim ve envalihim.
o harekesin tam olmadı ve kâne yecûzul katlul gî vel gîletu alel muhalefine li mezhebihi ve ahzu kâne yecûzul katlı atfettik ve ahzu envâlihim gaspen ve serikaten i'tikâdihi kufrahum ve istibahatu dimâihim ve envâlihim. Yani yecûzul katlu yecûzu ahzu envâlihim ve istibahatu dimâihim ve envâlihim. Ya da şöyle li'itikadihi kufrahum ve li'itikadihi ve istibahate dimaihim ve envalihim. Öyle yapalım. İtikada mastara mamul yapalım. Atfen onların küfrüne kail olduğu için ve istibahate dimaihim ve envalihim kanlarının ve mallarının mübah olduğuna inandığı için efendim mallarını gasp etmeyi ya da çalmak yoluyla ele geçirmeyi caiz görüyordu diye böyle garip düşünceleri varmış Amr bin Hişam el-Fubati'nin. Burada kalalım arkadaşlar. Ve sallallahu ve selleme ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alih ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.